Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün aşkom ehliyeti yazılıyoruz. Ehliyeti yazıldım. Halamın oraya gittim. Halam güzel bir yemekler hazırlamış. Eline koluna sağlık. Anam şu yemeklerin güzelliğine baktı be yarabbim. Şu cılbır mıymış neymiş, çok güzeldi tadı hele. Arkadaşlar ehliyeti kuzenimle beraber yazıldık. Umarım ikimiz de ehliyetimizi alırız. Günaydın slar. Arkadaşlar ehliyet için şey almaya gidiyorum. Ay şu saçımı kesmem lazım hemen. Aksaray'a gittiğim dakikadan şu saçımı kestireceğim arkadaşlar. Çok şey duruyor böyle. Yüzüme gözümün önüne geliyor yani. Bir de benim saçım biraz düz saç olduğu için böyle şekil vermiyor yani. Olduğu yere gibi duruyor. Sağlık raporu almaya gidiyorum. Kan vereceğim ilk önce arkadaşlar. O yüzden erken saatlerde kalktım, duşumu aldım. Üstüm başıma giyindim. Şöyle kombinimi bir göstereyim. Öyle. Ondan sonra normalde kimlik fotokopisi çekilmem lazım ama ben geçen ismimi değiştirdiğimde arkadaşlar kimlik bayağı bir fotoğraf çekilmiştim yani. Şey fotoğrafı ya. Anlayın işte, vesikalık fotoğraf çekilmiştim. O yüzden vesikalık fotoğrafa gerek yok arkadaşlar. Şimdi gideceğim, kanımı vereceğim. Ondan sonra E-Devlet'e zaten sağlık raporu düşüyormuş. Onlar oradan görecekler. Ondan sonra ben evdeki fotoğrafımı alıp tekrar ilçeye gidip ehliyete yazıldığım yeri vereceğim. Sağlık ocağından geldim arkadaşlar. Kanı verdim. Kız bu nasıl kamera açıyorsun? Hah şöyle iyiyiz aşkolar. Kanımı neyim veriverdim ya. O kanımı neyim de beyağırıp şöyle göstereyim. Sonuçlar yarın çıkar galiba arkadaşlar. Zaten belge alıp götürmeyeceğim ama E-Devlet'ten gözüküyormuş sağlık raporu. Oraya iletirlermiş. Sadece ben Gülağaç'a gidip şey yapacağım arkadaşlar. Kimlik fotokopimi götüreceğim ondan sonra. Ay kimlik fotokopisi ne ya? Ne saçmalıyorsun Onur sen? Kendine gel, o değil, kimlik fotokopisi değil. Şu şey arkadaşlar neydi ya onun ismi? Neydi arkadaşlar? Ha vesikalık foto. Allah kahretsin sizi. Benim beyin yanıyor. Hani. Beyin yanıyor yani ben. İşte vesikalık fotoğraf götüreceğim arkadaşlar. Bu yani. Bu kadar. Şimdi ben bir yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Elimi neyimi yıkayayım ilk önce, bir yemeğimi yiyeyim. Çok açım. Yemekten sonra görüşürüz efendim. Ay güneş ne güzel vuruyor kız. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Evde sadece biz varız. Melisa ile ben varım. Annemgil aşure pişirmeye gittiler şeye. Ne deniyor kız ona? Ha Hayriye Nur'a aşure pişirmeye gittiler arkadaşlar. Ailece galiba aşure pişireceklermiş toplu bir şekilde. Onlar aşureni pişirsinler. Mesela biz de ev toplayacağız. Ondan sonra ilçeye gidebilirim belki. Şu foto şeye götürmek için. Vesikalık fotoğrafımı götürmek için. Öyle yani. Neden ehliyet yazıldım? Düşünüyordum bayağı bir. Önce de düşünmüştüm yani ehliyet yazılacağım diye sürekli söylüyordum. Bugüne nasipmiş artık. Konuştum oradaki insanlarla. Hani üniversiteye gideceğimi belirttim. Saçım ne yokuz. Üniversiteye gideceğimi belirttim. Hani üniversiteye gitmeden önce ehliyetimi alma bir şansım var mı falan filan. Onlar da evet dediler. Yazılıda başarılı olabilirsem. Üniversite sınavında. Ya ben bugün niye konuşamıyorum? Onur kendine gel. Yani üniversiteye gitmeden önce ehliyetini alabilirsin dedi kadın bana. Yeter tamam. Okay. Normalde arkadaşlar ben iPad alacaktım kendime. Tablet yani. Sonra dedim ki Onur dedim sen tableti de alabilirsin. Ama dedim ehliyet sürekli parası artıyor dedim. O yüzden dedim ehliyeti alayım şöyle bir kenara koyayım. O ehliyet orada kalsın dedim. Tabi araba olmayınca bir işe yaramaz ama benim arabam... Babalığımın arabası var yani. Babanın arabasını kullanıveririm ya. Nedir? Kız valla. Tabi yarabbim. Bir şey oluyor. Mesela ilçeye otobüsle gidiyorum yani. Sırf araba var ama ehliyet olmadığı için otobüsle gidiyorum falan filan. Çok saçma oluyordu. O yüzden ehliyeti alayım. Şu köşede bir dursun. Yani lazım oluyor yani bir yere giderken. Araba kullanmak istiyorum ama kullanamıyorum. Bilmiyorum. Beceremiyorum. Kapının önünde araba duruyor. Öğretecek insan yok. Etrafta insan yok. Hiç kimse yok öğretecek bana. O yüzden ben de çok sinirim bozuldu yani. Kalk, 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 kalk dedim yani. Hemen ehliyete gidiyorsun dedim. Tabii yarabbim ehliyetlerimi yazılı verdim yani.
Valla alırım inşallah yani. Öyle umut ediyorum. Asla büyük konuşmak istemiyorum. Sınavlara hazırlanacağım. Şey var ya, bir tane uygulama indirtirdi bana oradaki abla. Ondan sonra çalışıyorum şu an işte. Sürekli test falan çözüyorum. Daha sınava vardır herhalde. Ben olsun, ben böyle bir şey bir insanım ben. Tabii ya, daha öncelerden yapmak isterim yani, her bir şeyleri öğrenmek isterim. Hatice ablama falan soruyorum birkaç bir şeyler. O da öğretiyor yani. Hep birlikte inşallah şu ehliyetimi de alacağız bacım. İnşallah kız. Hadi bakalım yani. Ve Onur Adahan'ın ehliyetlerini oluversin şu okullara, üniversitelere gitmeden önce yani. Kız var ya anam, kaç gündür böyle bir yatıyorum, sabah kalkıyorum. O kadar çok midem bulanıyor ki sebebini asla bilmiyorum. Hani midem neden bulanıyor? Tamam, reflü hastalığı var bende. Çok da dikkat ediyorum. Ama neden yani? Gerçi sebebini anladım ben şu an arkadaşlar. Stres. Stres, sinir falan filan. Hepsi bu üst üste geliyor yani. Bir de şu tercih dönemindeyiz. Bu arada arkadaşlar, yarın tercih son günü. Her an her şey değişebilir. Her an her şeyi çıkartabilirim. Ben çok ağırsız bir çocuk olduğum için her şeyi böyle bir anda değiştiriveriyorum yani. Artvin'i yazmayı demişsiniz ama Artvin'de yaşlı bakım olduğu için başka yok yani Karadeniz'de yaşlı bakım. Sinop'ta var. Sinop'u yazdım. Ondan sonra yazdım bir şeyler. Samsun'da vardı işte. Samsun'u yazmadım çünkü. Samsun'u yazmadım işte. Öyle yani arkadaşlar. Ben Artvin'in çıkacağını düşünmüyorum zaten de yani, öylesine bir yazdım yani. Kız o kadar kötü mü Artvin? Yorumlara bir yazın bakayım. Ne var sanki? Ah, Artvinlerin o Çoruh dağlarında neyim? Oturuveririm, vloglarım neyim? Çekiveririm yani. Nedir? Nedir? Acaba nedir? İlçeye geldim arkadaşlar. Vesikalık fotoğrafımı birazdan vereceğim. Bugün de buranın Perşembe Pazarı yani. Perşembe günleri burada pazar kuruluyor biliyorsunuz zaten. Gelmişken de birazcık bence gezebilirim yani, değil mi? Hiçbir şey olmaz yani. Zaten vaktim de var. Mesela de ben evi toplarım dedi, sen git dedi. O yüzden içim rahat yani. Bir de Fatma şu bulaşık deterjanını ister. Fiyeri bak, fiyeri. Var, ondan aldım. Kursa geldim arkadaşlar. İçeri gireyim. Sonra birazcık pazarı beraber gezelim. Kendime kızlar pijama alacaktım. Kız ben böyle şeyleri çok seviyorum valla. İster kız pijaması olsun, ister erkek, hiç fark etmez, giyerim yani. Bana ne, artık cinsiyetçi bir şey kalmadı yani. Herkes kadın, kız eşit oluyor. Ben şunu sevdim, şu da güzel aslında da. Biraz daha bir gezeyim, bakayım. Güzel şeyler de var. Aa, kız hay Barbie falan var, bakın. Arkadaşlar eve gidiyorum, hava çok sıcak, güzel bir şeyler de yok yani, hepsi dandik yani. 100 lira yazıyor ama çok dandik, bir yıkamadı hemen, ağıran tişörtler var, o yüzden hiç gerek yok yani almaya. Hava da çok sıcak oldu, ben eve gideyim bir an önce, evde görüşürüz. Ne yapsınlar? Lan video çekiyor. Sen az alabilirsin. Tamam git. Çok aldınız lan. Birazdan yerim. Arkadaşlar. Şu dolap geçer. Mesela geçen dolap nasıl düştü? Vallahi üstüme bir düştü o dolap. Yanımı zor kurtardım. Anam şu dolap çat diye düşmüş arkadaşlar. Bu arada şu alttaki çekmeceler kırık arkadaşlar şeyleri. Rayları kırılmış. Ben dedim ki bunlara o çekmeceyi güzel bir şekilde yerine koyalım. Monta edeyim. O alt çekmeceyi hiçbir şekilde kullanmayın. Şu gördüğünüz boşluğa da bir tane çorap sepeti alalım. Çorapları oraya koyalım diye söylüyorum ama anlamıyorlar. Kapaklarla falan böyle bir şey oldu yani. Ben o kapakları düzelteceğim. Vallahi dolabı alacaksanız şöyle bir marka bir yerden alacaksınız. Yoksa dolap kırılıyor yani. Alex. Biz çok kötü kullanıyoruz. Bize gelmiyor dolap. Çok kötü kullanıyoruz. Allah demir de olsa dayanmıyor yani. Abi, Hasan sakın bir yere dökmesini gebertin. Abi Hasan bile çat çut çat çut kırıyor ya. Yoruldum valla. Bulaşıkları yıkadım. Balkonları süpürdüm. Banyoyu yıkadım.
Çamaşır attım iki kere makineye. Ondan sonra şu annem dün odasını çektim. Daha bütün odalar çekilecek duruyor yani. Saat 12.30 oldu neredeyse. Esmagil aileye gittiler işte. Aşure pişecekler bugün. O yüzden ben de gitmedim yani. Gitmek istemedim. Ben de gidersem evdeki işleri kim görecek? O yüzden gitmedim. Bir de çok sıcak yani. Çekilmedi. Aşure sıcak, hele pazar var ya, yanıyordu çok. Sıcaktı. Ne ödün işte? Verdim işte şeyi, adı ne? Vesikalık fotoğrafımı verdim. Ondan sonra işte konuştuk birazcık, çıktım. Sonra biraz pazarı gezdim. Pazarda hiçbir şey yok. Hiç güzel bile bir şey yok. Birkaç tişört beğendim de geri almadıkla vazgeçtim. Çünkü renkler ağrıyordu. Gezdin mi pazarı? Renkler ağrıyordu böyle hemen tişörtlerin, biliyorsun ya öyle. O yüzden al... Hemen başlayacağım. Neye? Ehliyete mi? Vallahi bir şey söylemediler de şey yapacağız dediler. Raziye'yle gidiyor. Kuzenimle beraber yazıldık bu arada arkadaşlar. O geçen hafta yazıldı. Ben de yazılacaktım ama biraz kararsızdım. Sonra geri düşündüm. Yazılmaya karar verdim. İşte kuzenimle beraber gidip geleceğiz yani. Umarım ehliyetimizi alırız. Daha da alacağım. Bu ay değil de öteki ay gideceğim şimdi. Yazılmış mı? Yok, daha diğer ay yazılacağım diyorduk. Tam bilmiyorum da. İşte şeye gideceğim, ehliyeti alayım, sonra dil kursuna başlayacağım orada, üniversite kazanırsam. Dil kursuna yazılacağım. Bir de iPad alacağım kendime, ondan sonra birkaç ihtiyaçlarım. Ben de dil kursuna gitmeyi çok istiyorum çünkü benim okuduğum bölüm, yani İngilizce bilmen gerekiyor. Hocalarımıza söylüyorum. Dil ve bilgisayar benim bölümüm. Git bacım, yazıl. Ben ikisini de bilmiyorum. Hani para mı var, nasıl yazılıyor? Anladım, sana taksitinden öder. Nereye boşayacağını şaşırdı annemde. Oo, ne ister, o telefon, Hasan telefon ister, ben ehliyet. Ondan ben istiyorum ama. Valla annem gibi ehliyeti hepimizi teker teker yazacak yani. Ne yapabilirim? Aa, yeter canım. Yeter yani. İlk önce ben, sonra Esma, sonra. Sen de okulu bitince hazırlar. Esma da aksaydı yazdın. Esma da ben aldıktan sonra aldırırlar. Sırayla hepimiz ehliyetlerimizi alalım yani. Şart ya. Şart abi, şart. Araba sürüyoruz, hiçbir şey yok yani. Şu kapıyı örtük. Hiçbir şey yok ya yani. Akşam oluyor yani. Süpür. Ya nasıl süpürüm? Daha mı geçiyor adamın? Şurayı... Bu aynen şuralara nasıl yetişecek Allah aşkına? Bugün de yetişmeyebilirsin. Heyecan. Çok mu zor? Çok mu zor? Çok mu imkansız? Ay ben ne erineceğim ya? Bu geçmiş isim değiştirirken şey yaptım. Ne bunlar? Serum bir şeyler var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. O neydi ha? Serum. Tıpres mi aldın? Ne tıpresi kız? Hayır. Ne işe yarıyormuş bu? Cildini yaşlandırmaya karşı koruyor. Yaşlandırmaya karşı oluyor başka bir şey olmuyor. Cildimi yaşlandırmaya karşı korusam ne? Ruhum yaşlı olduktan sonra. Kız vallahi ruhum yaşlı benim bacım. Benim çok yaşlıyım. Artık yaşlılara yer vermeyeceğim çünkü ben de yaşlıyım. Ruhum yaşlı, ne yapabilirim? Allah, size adama birazcık duram hayır yok. Allah hayır. Tayda. Geç, hadi. Daha konuşalım. Ağır yaşamlar part 2 bizim ev, yemin ederim. Hepsini TLC'ye başvurmamız lazım. Hız. Kız sen niye hızlandırayım? Tamam, haydi hızlandırayım. Kızlar, hesabıma itiraz geliyor. Lütfen çokça yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalım keşfede kapandı. Sizin o güzel yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Lütfen elinizden geldiğince bolca yorum yapmanızı rica ediyorum. Ay. Ha, temizlik yaptığımdan değil de arkadaşlar böyle. Ha, yine sileyim diye. Çünkü daha ben biliyorsunuz eve geldim, temizlik daha yapmadım. Hı. Birkaç gün içinde yapmayı düşünüyorum. Hı. Önce mutfağı koydum, havasını yıkayacağım. Hı. Sonra perdeleriydi, ondan sonra çarşaflara giderken beni yoğun günler bekliyor. Böyle üstten bir süpürüyorum sadece. Bir de parkeci demiş herhalde, parkeleri haftada bir kere sileceğim. Ne zaman bir kere sileceğim bizim parkeleri? Hemen batıyor. Abi parkeleri mi? Şey, ona mı danışacağımızsın? Bilmiyorum.
kere sevindim ya. Pardon, neden? Ne bileyim abi. Parkıcı Bey, neydi kız o adam? Mustafa Bey miydi? Ben burada değildim. Unuttum. Balkonun süpüreceği. Çekeceği. Gel oraya. Tamam. Birisi arıyor. Kim o? Merve. Bırak ya. Hey kız. Merve'sen bir de. Sana ne? Ya ver be. Hey kız. Ne? Ev topluyorum kanka. Dedikodu var aşkular. Gel hadi gel. Daha kağıdım diyor yarabbim Allah'ım. Yıldım. Melisa temizliği bitirsin arkadaşlar. Az kaldı zaten. Dopdolu bir gün geçirdim yani. Hele dün de çok yoruldum. Dün tekrar gittim şeye Gül Ağacı'ya şuydu buydu derken çok yoruldum yani. Eve geldim. Allah'tan bugün umay yok ya. Vallahi çok rahatım yani. Birazdan 2.80 yatacağım. Tercih listeme bakacağım. Birazcık belki bir değişiklik yapabilirim. Çünkü yarın tercih listesinin son günü arkadaşlar. Merve'yi de aradım dedim. Merve ne yaptın tercih falan yaptın dedim. O da yapacağım kanka dedi. Merve'nin üstüne gitmeyin bu arada arkadaşlar. Yani üniversiteye gitmek istiyorsa gitsin yani. Tamam ortada kardeşi olabilir ama. Babası da var baksın yani ne yapalım. Ne yapayım ben yani. Baksın. Yeter o. Kardeşi var. O da bakabilir. Yani kız okumak istiyorsa önüne geçilmemesi lazım diye düşünüyorum yani. Birisi de sorumluluk altında alınması lazım yani. Bak Merve o kadar bakmış yani çocuğa birazcık da babası falan ilgilensin. Yapacak bir şey yok yani. 2 yıldır gitmiyor Merve sırf kardeşi var diye. Artık bu yıl bence gitmeli diye düşünüyorum ben. Neyse başkasının hayatı beni ilgilendirmez de sadece öneri ve fikirlerimi söylüyorum. Kızlar sizden ricam lütfen kanalıma çokça yorum yapmanızı istiyorum. Çünkü hem annemin kanalına hem de bana bildirim geldi. Kanalınızı itiraz ediyorlar bir şey anlamadım ki yani. Galiba banlıyorlar mı bir şey yapıyorlar böyle. Mesela sevmiyor adam beni gidiyor diyor ki işte 3 noktaya basıyor. Engelle taciz etti şu bu işaretlerini basıyorlar. O da bizim kanalımıza zarar veriyor. Ya ne istiyorsunuz ya? Sanki abi çok büyük kanalmışız gibi davranıyorsunuz. Çok komiğime gidiyor. Alt tarafı 6.000 takipçim var benim. Annemin de 15.000. Kız 15.000 takipçi ne Allah aşkına siz ne yaşıyorsunuz ya? Siz ne kafası yaşıyorsunuz? Ne var sanki 6.000 takipçide 15.000 takipçide? Bacım hiçbir şey yok. 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 Anladın mı? Sanki böyle bir 1 milyon takipçimiz varmış da böyle sanki 500.000 takipçimiz varmış gibi davranıyorsunuz. Yok arkadaşlar sadece benim 6.000 takipçim var. Annemin de 15.000. Lütfen artık bizimle uğraşmaktan vazgeçin. Kanalımıza uğraşmaktan vazgeçin. Rica ediyorum lütfen. Reklam koyuyorum. Reklam bile öne çıkmıyor ya. Çünkü kanal sürekli engel yediği için arkadaşlar bir problem oluşuyor. Lütfen benim kanalıma da olumsuz yorumlar yazmaktan artık vazgeçin. Sizden rica ediyorum. Hiç sizin olumsuz yorumlarınızı ben önemsemiyorum. Oturup da ağlamıyorum, zırlamıyorum yani. Hiç umurumda değil. Anladınız mı? Kendinizi önemli zannetmeyin. O kötü yorum yazanlar. Kendinizi bir halt zannetmeyin yani. Ben açıp da sizin o yorumlarınızı tek tek okumuyorum yani. İstediğin kadar kötü yorum yaz dur yani. Ne yapayım? Kendine dersin bu arada. Kendin kaybedersin. Ben bu hayatta arkadaşlar karmaya o kadar çok inanıyorum ki. Karma ne diyor soracaksınız. Kime ne yaparsan, kime ne söylersen, hangi söz söylersen asla hiçbir şeyde karşılıksız kalmıyor. Kimseni üzerse mutlaka o aynı şeyden üzülüyor, aynı şeyden sınanıyor. O yüzden eylemlerinize, hareketlerinize, sözlerinize, laflarınıza, davranışlarınıza lütfen ama lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ben artık hayatımda böyle davranmaya çalışıyorum. Yani böyle elimden geldiğince böyle yapıyorum. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyorum. Kimseye kötü söz söylememeye çalışıyorum. Çünkü karmaya çok inanıyorum yani. Kime ne yaparsın aynısı sana tepiyor bacım yani. O yüzden lütfen dikkat edin bacım. Dediğim gibi sizden rica ediyorum. Lütfen bugün elinizden geldiğince gereksiz yorum yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle A, B, C yaz. Hiçbir şey fark etmez anladın. Sadece sizden yorum istiyorum. Bir tane harf bile koyabilirsin oraya. Ya da bir yazı bile yazabilirsin yani. O yüzden arkadaşlar lütfen herkes rica ediyorum. Beni gören,
Arkadaşlar hemen yorumlara chat kısmına geçin. Eğer beni şu an şeyden izliyorsanız arkadaşlar, televizyonunuzdan izliyorsanız lütfen telefonunuzu elinize alın. Güzel bir şekilde yorum yazın bana. Şu kanalım artık açılsın. Normalde kanalım 10.000, 15.000, 13.000 bile izleniyorduk yani. Ama bir şey oldu, şu son zamanlarda bir problemslar oldu yani. O yüzden izlenmelerimiz durdu birazcık. İzlenmelerimiz durduğu için söylemiyorum arkadaşlar bunu hani. Emek var ortada. Emek veriyoruz yani hepimiz. Bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler için çabalıyoruz. O yüzden ben çabamın boşa gitmesini istemiyorum. Bak mesela ehliyete yazıldım. Üniversite açılıyor. Bir sürü ihtiyaçlarımız oluyor yani. Lütfen sizden rica ediyorum. Ben sizden tek istediğim şey sadece bana destek almanız yani. Sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Sadece babysler şöyle like kısmına basıyorsunuz bacım. Abone oluyorsunuz. Yorumlarınızı da yazıyorsunuz. Bu kadar. Onları atana bu kadar kolay bir şekilde destek olabilirsiniz yani. Anlatabiliyor muyum canım benim? Videomu kapatayım arkadaşlar. Sizleri seviyorum efendim. Aa telefonum çek. Sizleri seviyorum. Yarınki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.